Gençler merhabalar, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlar. TYT ilk 12 kampındayız sevgili gençler. Kamp No ise 2 diyeceğiz artık bu videoyla. Üçüncü günümüzdeyiz. TYT ilk 12 soru kampının ikinci videosundayız sevgili gençler. Dün limit türev integral yaptık. Yarın yine limit türev integral yapacağız. Bu şekilde devam sevgili gençler. 40 soruda. Serisinin videoları da yine gelmeye devam edecek. Hafta sonları haberiniz olsun. Bunların haricinde başka bir şey gelecek mi hocam diye soracak olursanız beklemede kalın arkadaşlar. Öncelikle şu programımızdaki kampımızı bitirelim. Daha sizlere çılgın soru çözümleri yapacağız tabii ki. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Biz ilk sorumuzla başlayalım bir. İlk soruda bir A sayısı verilmiş, bir de B sayısı verilmiş. Birisi 1 eksi 1 bölü 3, diğeri de 1 artı 1 bölü 4. Yani sen bu A sayısını birazcık kısaltabilirsin bence. Burası 1 eksi 1 bölü 3, 1 artı 1 bölü 4 ise burası 2 bölü 3'tür. Burası da 5 bölü 4'tür. Bakalım bir işe yarayacak mı? Alt kısımda ise şimdi A gördüğümüz yere 2 bölü 3, B gördüğümüz yere 5 bölü 4 yaparak bunları toplamaya çalışırsak biraz zaman kaybedebiliriz. O yüzden sen şurada şunu görmende fayda var. Bak şimdi üst tarafı ben AB artı 1 bölü B biçiminde, alt tarafı da AB artı 1 bölü A biçiminde yazacak olursam eğer bunları birbirine böldüğümüz zaman AB artı 1'lerin ikisi de pay kısmında olduğu için birbirini götürecektir. Sen buradaki payda kısmındaki A'yı ters çevirip çarparsan pay kısmına gelir ve bizden aslında bakarsanız A bölü B istenmiş diyebiliriz. Yani sen 2 bölü 3'ü 5 bölü 4'e böleceksin diyoruz. Bu da 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5 yapar sevgili gençler. Cevabımız 8 bölü 15'tir. Yani Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Bu soruyu niye koydum? Buna benzer yani şu ifadeye benzer biraz daha karmaşıkları senin karşına çıkabilir. Sen bu tarz sorularda sonuç olan kısım yani şurası sorulan kısmı biraz daha sadeleştirerek işe başlarsan olay daha basit hallere dönecektir. Daha basit bir soru olacaktır. Ki zaten o soru basittir de sen kafanda zorlaştırıyorsundur. Haberin olsun diye ben bu soruyu sana paylaştım. İkinci sorumuzdayız. Diyor ki AN kümeleri ardışık asal sayılardan, BN kümeleri ise ardışık tek sayılardan oluşmakta. Kümeler en küçük teriminden başlayarak en adım ilerleyecektir. Yani bu ne demek? A1 diyorsa bir tane asal yazacaksın buraya ve ilk asalı yazacaksın. 2. A2 diyorsa birinci ve ikinci asalları. A3 diyorsa ilk 3 asalı yazacaksın. Bu şekilde devam edecek. B1 denildiği zaman sadece biri yani ilk tek sayıyı pozitif olan ilk tek sayıyı. B2 denildiği zaman 1 ile 3'ü 2 tane ilk tek sayıları. B3 dediği zaman da 3 tane tek sayı yazacaksın ardışık. Şimdi bir de şu şekilde kümeler tanımlanmış. K eşittir 1'den N'ye kadar AK'ların neyi? Kesişimi. Tamam. A1, A2, A3, A4, AN'e kadar olan kümelerin kesişimi şeklinde tüm kümelerin kesişimini. Şu da sevgili gençler buradaki tüm kümelerin birleşimini gösteriyor. Pekala buna göre 1'den 7'ye kadar AK'ların birleşimi. Şimdi sevgili gençler sen burada A1'in 2 olduğunu biliyorsun. Sadece 2 elemandan oluştuğunu biliyorsun ki ben bunları yazmayacağım. Yukarıda zaten yazılmış. Verilmişti zaten yazılışı. Bakın 2, 2, 3, 2, 3, 5. Şimdi ben buraya nokta 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 deyip A7'ye kadar ben bunları birleştirsem. Tamamını kapsayan en geniş küme. Bunların birleşimi olmaz mı? Evet. O zaman demek ki burası neymiş? A7'ymiş sevgili gençler. Aslına bakarsanız şuranın tamamı. Bu kısımda K eşittir 3'ten 9'a kadar BK. Yani sevgili gençler birleşimini alacaksınız diyor. Burası da bize B9'u verecek ama K eşittir 3'ten başlasın demiş. Demek ki B9'dan ben neyi çıkaracağım sevgili gençler? Burada B2'yi çıkarmam gerekiyor. Çünkü K eşittir 3'ten 9'a kadar olan kümede hangi eleman yoktur? Bakalım K eşittir 3'ten 9'a kadar birleşim sorulmuş. Üzgünüm. Üzgünüm. Birleşim sorulmuş. Direkt B9'u verir. Kusura bakmayın. Çünkü B9'un içerisinde zaten halihazırda işte 1'den 9. tek sayıya kadar olan bölüm vardı. Bir de bunların birleşimi istenmiş ve diyor ki bu kümenin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş. Peki A7 dediğimiz 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dediğimiz zaman 7 tane yazmış olduk. İşte A7 bu sevgili gençler. Peki hocam B9 ne? B9 da yazalım. B9 eşittir.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 9. soruyu değil mi? 9'u zaten yapmışız ya. Tamam. Demek ki B9 da buraya kadar. Hatta 2 çarpı 9, 2 çarpı 9 eksi 1'den de bulabilirdik bunu. Kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sormuş. Bunları birleştireceğiz biz. Pekala. 1, 2, 3, 4 yoktu zaten. 5, 7 zaten burada da var. İşaretlemiyorum. 9, 11, 13 zaten tek sayılar olacak. Gerisi 15 ve 17. Çünkü birinin diğerinden tek farkı aha buradaki 2. Dolayısıyla sevgili gençler bu küme şurada bir 9 elemanımız vardı. Bir tane de burada elemanımız var. Toplamda 10 elemanlıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuz güzel ve özel bir soru sevgili gençler. Mutlaka ama mutlaka kaydedin ki daha sonrasından çözümüne tekrar bakın sınava girmeden önce. Diyor ki bizim bir x sayımız var ve bu x sayısı 11 ile 12 aralığından bir sayıdır. Yani mesela x'i siz 11,5 gibi düşünebilirsiniz diyor. Pekala. A1 1 eksi x, A2 2 eksi x, A3 3 eksi x ve A20 de 20 eksi x olarak tanımlanmış. Ve bir A sayısı verilmiş. Bu A sayısı da işte burada gösterilen tüm sayıların mutlak değerlerinin toplamı olduğuna göre A'yı 2'ye böl, x çıkar ve mutlak değerini hesapla demiş. Şimdi biz x'i 11,5 gibi düşünelim dedik ya. Bu bize kolaylık sağlayacak. Şimdi sen 1'den 11,5'u çıkardığın zaman burada sonuç negatif çıkacaktır. Şimdi şurası da 1 eksi x olduğu için sevgili gençler, burasının negatif olmasını istemeyiz dışarı çıkarırken. Nasıl çıkacaktır? X eksi 1 diye. Artı. Daha sonrasında A2 sayısı da bakın 2 eksi x'ti. 2'den 11,5'u çıkardığınız zaman sonuç gene negatif çıkacağı için sevgili gençler burası da x eksi 2 diye çıkacaktır. Artı. A3 dediğimiz sayı da 3 eksi x'ti. Dışarı nasıl çıkacak? X eksi 3 diye çünkü 3 de 11,5'tan küçük bir sayıdır. O halde nokta 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 11. terime kadar geldim. A11'i düşünelim şimdi. A11 11 eksi x'tir ve ben 11'den 11,5'u çıkardığım zaman gene negatif bir sonuçla karşılaşacağım için 11. terimimiz de x eksi 11 olarak dışarı çıkacaktır. İlk 11 terim toplamı burasıdır. 11 terim var burada. Pekala. A12'ye geçtiğim zaman ise işler biraz değişecektir. Çünkü burası 12 eksi x'tir ve ben 12'den 11,5'u çıkardığım zaman sonuç pozitif olacaktır. Yani 12'den 11 ile 12 aralığında bir sayıyı çıkarırsam sonuç pozitif olacaktır. Ve artık geri kalanı olduğu gibi çıkacaktır. Yani 12 eksi x diye çıkar burası. Bir diğeri 13 eksi x diye çıkar. Bir diğeri 14 eksi x diye çıkarken en sonuncu terim 20 eksi x diye çıkacaktır. Ve burada da toplam 9 tane terim olması gerektiğini unutmayalım. Toplam 20 terimimiz vardı. 11'i buradaysa 9'u da buradadır. Şimdi pekala. Devamında ne düşünmemiz lazım? Bunların hepsini toplayıp biz a'yı bulmamız gerekiyor. Şimdi burada 11 terim varsa toplam 11 tane de x vardır. Burada 9 terim varsa da toplam eksi 9 tane x vardır diyebiliriz. Yani buranın toplamı 2x geldi. Şimdi şu kısımda ise bakınız. Eksi 1'den eksi 11'e kadar olan sayıların toplamını bizim bulmamız gerekiyor. Doğru mu? Doğru. O halde sevgili gençler eksi 1'den eksi 11'e kadar olan tam sayıların toplamı 11 çarpı 12 bölü 2'den şunlar giderse 66 geliyor. Pozitif, negatif eksi 66 gelir. Dolayısıyla bir eksi 66'mız var. Bir de artı 12'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı isteniyor. 12'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı bulunurken de şunu yapabilirsiniz. 9 tane terimimiz vardı. Ortanca terimi nasıl buluruz biz? 20 ile 12'yi toplayıp 2'ye böleriz. Yani sevgili gençler 26 gelir. Demek ki bizim toplamımız 26 kere terim sayısı yani 9 olacak. Bu da sevgili gençler 180 artı 54'ten 234 gelecektir diyebiliriz. Burası da 234'müş. Doğru yaptık mı? Tekrardan bir kontrol etmek istiyorum. 12'den 20'ye kadar topladım. 32. He, 32 sadeleştirdim. Oo, İsmail, İsmail neler yaptın? Bununla bunu ben nasıl sadeleştirebildim ya? Abo! Gitti. Neyse tamam. Şöyle düzeltelim. 12, 20 ile 12'yi topla. 32, 2'ye böl 16. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse devam.
2'ye böldük, 16 geldi. 16 ile ben 9 tane telim olduğu için 9 ile çarpacağım. 90 artı 54'ten sevgili gençler, burası da 144 gelir diyeceğiz. Kusura bakmayın. Evet, yani bizim toplamamız neymiş? 2x artı 144'ten de 66'yı çıkarmamız gerekiyor şimdi. 44 buradan gelir, 34 de buradan gelir. Bunların toplamı da 78 yapar. Evet, A sayısı bu. 2x artı 78. Şimdi diyor ki bize, bu A sayısını 2'ye böl. Yani 2x artı 78'i 2'ye böleceksin diyor. Ve x çıkaracaksın, mutlak değerini alacaksın diyor. Ben 2x artı 78'i 2'ye bölersem x artı 39 gelir. Bir de bundan x çıkarıp mutlak değerini alırsam, sevgili gençler, buradaki artı x ile buradaki eksi x birbirini götürecektir. Geriye sadece 39'un mutlak değeri kalır ki bu da bize cevap olarak Adana seçeneği verir diyebiliriz. Evet, geçiyorum dördüncü soruma. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A kere B'ye 1 ekleyip 2C'ye eşitlemiş bu eşitlik. Demek ki burada ben artık teklik çiftlik adına şu yorumları yapabilirim. 2C dediğimiz sayı C ne olursa olsun çifttir. Ve şunu da şuraya yazın. C hakkında yorum yapamayız. C hakkında yorum yok yazalım. Niye yorum yok? Çünkü C tek de olsa 2C çifttir. C çift de olsa 2C çifttir. Pekala. Şimdi A çarpı B artı 1 eğer çift bir sayıya eşitse A kere B sevgili gençler eşittir. Tek bir sayı olacaktır. A kere B tekse bu sayıların ikisinin de ben tekliğinden bahsedebilirim. Hem A hem de B için. O halde iki tane tek sayının toplamı çift sayıdır denilmiş. Doğru denilmiş. Tek sayının tek kuvveti tek sayıdır demiş. Şimdi mesela 3 üzeri 5 tek. 3'ün küpü tek. İşte 5'in birinci kuvveti tek. Yalnız 5 üzeri eksi 1'i düşünün sevgili gençler. 5 üzeri eksi 1 1 bölü 5'tir. Ve bunun tekliğinden çiftliğinden bahsedemeyiz. Gitti kardeş. Aksine bir tane örnek bulmanız yetiyor. Daima doğrudur sorularında. A ve B tek sayılardır demiş. Zaten bunun doğru olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru. Cevap 1 ve 3 olacaktı. Cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Evet. İlerliyoruz 5. sorumuza. 5. sorumuzda 15 tane öğrencinin girdiği bir sınavla ilgili şunlar biliniyor. Sınavda öğrencilerin aldığı puanların her biri bir tam sayı ve en düşüğü 3, en yükseği 10'dur. Yani minimum alan öğrenci 3 almış, maksimum alan öğrenci de 10 almış. En fazla 3 kişinin notu aynı diyor. Buna göre öğrencilerin aldıkları puanların toplamı hangisi olamaz diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi en fazla 3 kişinin aldığı notun aynı olduğunu biliyoruz biz. Sınava 15 kişi katılmıştı. Bu katılanların en düşüğü 3 puan almış, en yükseği de 10 puan almış, bunu da biliyoruz. Hangisi olamaz diye sorulmuş bize. Şimdi ben burada şunu yapabilirim. Alınan en düşük puanı ve en yüksek puanı hesaplayabilirim bu kısımda. Peki en yüksek puanı hesaplasam mesela en yüksek kaç alınabilirdi burada? En fazla 3 kişi aynı notu aldığına göre 3 tane 10 alınmıştır diyebilirim. Tamam, en yüksek 10'du ve 3 kişinin notu aynıydı. Demek ki 2 kişinin de notu aynı olabilir. Yani ben buraya 9-9 puanlı, 8-8 puanlı 2 kişi, 7 puanlı 2 kişi, 6 puanlı 2 kişi koyabilirim. Burada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 kişi oldu şu an. Bizim bunu 15'e tamamlamamız lazım. 3 kişi daha lazım. 5-5 yaparım, bir tane de 4 koyarım. Şimdi bunların puanı maksimum kaç olacak onu bir hesaplayalım. Şurası sevgili gençler 30. 18 daha 48 yapar. 48. Şurası ne yaptı? 10. Daha sonrasında şununla şunun toplamı 10 yaptı. 20. Şurası da sevgili gençler 20. 40 yaptı. 40. Ve daha sonrasında 6 da 12 yaptı. Yani buradan da 52 geldi. Doğru mu? Ben bunları toplarsam 100 gelir. Bu ne demek? Bu öğrenciler maksimum 100 puan alabilir demek. O zaman maksimum 100'ü alabiliyorlarsa Edirne'yi yani 110'u alabilirler mi sevgili gençler? Puanlarının toplamı alamaz. Şimdi o halde burada yani bu tarz sorularda ne yapmamız gerektiğini sen gayet iyi anladın şu an benim çözümümle. Ne yapmamız gerekiyormuş? Şunu, bu tarz sorularda oturup da hepsini tek tek hesaplamak zorunda değilsin. Yani sen burada 80'i bulacağım diye göbeğin çatlar sabaha kadar. Sen 85'i bulmaya çalışırsan sınav esnasında o soru senin için 5-10 dakikalık bir soru haline gelmiştir artık. Bununla uğraşmayacaksın.
Yapman gereken tek şey ya sana şunu soruyordur. Maksimumunu bulacaksın, bundan büyük olamaz ya da minimumunu bulacaksın, bundan daha küçük olamaz diyeceksin. Senden tek yapmanı istediği şey budur zaten soruların. Bunu da sakın unutma. Geçtim 6. soruma. Diyor ki bana, bir inşaat ustası önce şekildeki gibi 48 derece eğime sahip bir merdiven yapmış. Daha sonra gelip merdiveni inceleyen mimar, bu merdivenin eğimi yüksek olmuş. İnip çıkan insanları çok yorar. Bu merdiven hemen yıkılsın ve eğimi 8 ila 12 derece azaltılarak yeniden yapılsın demiştir. Usta da bu doğrultuda merdiveni yıkıp yeniden yapmıştır. Buna göre yapılan yeni merdivenin eğiminin derece türünden alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu tarz sorular artık biliyorsunuz meşhur sorular. Çünkü 2018 yılındaki TYT'de sorulmuş olması gerekiyor. 2018'den sonra artık tüm yayın evlerinde, tüm kitaplarda bu tarz sorularla karşılaşmak mümkün. Bu bir mutlak değerli eşitsizlik sorusu sevgili gençler. Peki nasıl düşünmemiz gerekiyor? 2018'de çıkan nasıldı bu arada? 2018'de çıkan sorular sevgili, çıkan soru bununla alakalı bir hava durumu spikeri vardı ve işte bulunduğu yerde havanın sevgili gençler kaçtı? 5 ila 10 arasında bir derece azalacağını mı artacağını mı ne söylüyordu? O şekilde bir çözüm yapıyorduk. Burada da 48 derece var. 8 ila 12 derece azaltılarak yeniden yapılsın diyor. Yani diyor ki en az 8 azaltacaksın, en fazla 12 derece azaltacaksın diyor. Şimdi ben 8 azaltırsam 40 dereceye kadar düşürmüş olurum. 12 azaltırsam 36 dereceye kadar düşürmüş olurum. Şimdi senin burada yapman gereken olay şu. 40 ile 36 arasındaki tam ortasındaki sayıyı buluyorsun. 38 derecedir hocam. Tamam. O halde diyorsun ki x diye bir sayın olsun. Bu bizim derecemiz olacak. X'in 38 sayısına olan uzaklığı sevgili gençler maksimum kaç olabilir? 2 olabilir. Çünkü 38'in 40'a olan uzaklığı 2, 36'ya olan uzaklığı da 2. O halde diyeceksin ki küçük veya eşittir çünkü maksimum 2 olsun diyoruz. 2'dir diyeceksin. O halde x eksi 38 derece küçük veya eşittir 2 yani Edirne benim cevabım olur diyebiliriz. Aman sakın bu tarz soruları kaçırma. Ne yaptığımızı anla. Maksimum ve minimum olan değerin tam ortasındaki sayıyı seçtik. Ve bu sayının bunlara olan uzaklığı da 2 olduğu için 2'yi buraya o sayıyı da buraya eksili olarak yazdım. Soru 7. ABC kimyasal maddeleri bir deneyde aşağıdaki miktarlar kadar karıştırılmıştır. Her ölçeği 3 üzeri eksi 5 gram olan 3 ölçek A'dan kullanılmış. Her ölçeği 3 üzeri eksi 2 gram olan 1 bölü 3 ölçek yani 3 üzeri eksi 1 ölçek B kullanılmış. Ve her ölçeği 1 bölü 27 gram olan 3 üzeri eksi 5 ölçek C kullanılmış. Buna göre bu deneyde kullanılan ABC maddelerinin ağırlıkları küçükten büyüğe doğru sıralanırsa aşağıdaki sıralamalardan hangisi elde edilir diye sorulmuş. Şimdi bir ölçeği 3 üzeri eksi 5 ise ve ben bundan 3 ölçek kullandıysam toplamda kullanılan miktar 3 üzeri eksi 4 gramdır sevgili gençler. Bu bir. İkincisi her ölçek 3 üzeri eksi 2 iken ben bundan 1 bölü 3 yani 3 üzeri eksi 1 ölçek kullanırsam bu sevgili gençler 3 üzeri eksi 3'ü verecektir bize. Şurası da her ölçeği 3 üzeri eksi 3 gram olan 3 üzeri eksi 5 ölçek kullanacaksam eğer bu da sevgili gençler 3 üzeri eksi 8'i verecektir bize. Şimdi bunların en büyüğü budur. 3 üzeri eksi 3. Dolayısıyla yani üstü büyük olan daha büyük oluyor. O halde sevgili gençler B daha büyüktür. Neyden? A'dan. O da daha büyüktür. C'den diyebiliriz. Sıralamamız büyükten küçüğe doğru BAC, küçükten büyüğe doğru da CAB şeklinde olur. O halde cevap Denizli'dir diyebiliriz 7. sorumuz için. Geçtim 8. soruma. Diyor ki aşağıda örnek olarak 3'lere kadar çarpım tablosunu ben sana verdim. Tablodaki renkli bölge sonuçların yer aldığı kısımdır. Buna göre onlara kadar çarpım tablosundaki tüm sonuçların çarpımı soruluyor bize. Şimdi onlara kadar olan çarpım tablosundaki tüm sonuçlar merak ediliyor. Ben bunun için sevgili gençler size şuraya bir tablo oluşturabilirim. Hepsini yazıyormuşum mesela. Komik olmaz mıydı? Hızlandırıp koyardım.
Neyse, şuraya çarpma işlemini koyduk. Bakın şimdi burada 1, 2, 3, nokta nokta nokta, tabii ki hepsini yazmayacağım. Buraya 10'a kadar diyelim. Ve burası da 1, 2, 3 diye devam ediyor. Nokta nokta nokta, burası da 10'a kadar. Şimdi ben buraya tüm çarpımların sonucunu yazacaktım, doğru mu? Mesela şuraya ne yazarım? 1 yazarım, 2 yazarım, 3 yazarım, nokta nokta nokta, 10'a kadar ardışık biçimde yazarım. Ama şurası 2 olur, 4 olur, 6 olur, nokta 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 20 olur. Yani ikişerli ikişerli artar. Burası 3, 6, 9, nokta 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 30 olacaktır. Burası da sevgili gençler 10, 20, 30, nokta nokta nokta, burası da 100 olacaktır diyebiliriz. Ve bize adam diyor ki bakın, tüm sonuçların çarpımı. Ben daha öncesinde bazı yerlerde yine bu soruyu çözdüm. Bu soruyu çözerken bana şunu dediler. Hocam siz sadece burayı buldunuz, şunları da çarpmayacağız mı diye sordular. Aman bak dikkat ediyorsun, sadece sonuçların çarpımı diyor. Bunlar sonuç değil, bunlar satır ve sütun numaraları sevgili gençler. Tamam. Pekala. Hepsini çarpacağız ya biz. Şu ilk satırdaki sayıların çarpımı ne olur? Birden 10'a kadar sayıların çarpımıdır ve burası 10 faktöriyel olur. Ve ben şimdi sana diyorum ki şuradaki sayıları bir seçelim. Bak şuradaki sayılar var ya, ikinci satırdaki sayılar. Bunları ben çarparsam ne elde ederim? Bir kere şu 2'nin içinden bir 2'yi çalarsam 2 çarpanı gelir. Buradaki 2'yi çalarsam 2 çarpanı. Buradakini çalarsam 2 çarpanı. Buradakini çalarsam 2 çarpanı gelir ve burası 2 üzeri 10 yapar, 10 tane sayı olduğu için. Çarpı, geriye ne kalır? Ben buradan 2'yi çaldığım takdirde 1 kalır. Buradan 2'yi çalarsam 2, buradan 2'yi çalarsam 3 kalır. Yani 1'den yine buradan da 2'yi çaldığımda 10 kalacaktır. 1'den 10'a kadar olan sayıların da çarpımı kalacaktır. Yani bu da 10 faktöriyeldir yine. Pekala, o halde burası 2 üzeri 10 çarpı 10 faktöriyel geldiğine göre şurası nedir? 3 üzeri 10 çarpı 10 faktöriyel mi? Dördüncü satırdaki nedir? 4 üzeri 10 çarpı 10 faktöriyel mi sevgili gençler? Hep bu şekilde değil mi? En son 10. sıradaki nedir? 10 üzeri 10 çarpı 10 faktöriyel de diyebiliriz. Pekala. Şimdi buraya tekrar bir bakalım. Toplam 10 tane satır kullandım. Ve bu 10 satırın her birinde de sevgili gençler şu 10 faktöriyellerden, bu 10 faktöriyellerden kaç tane? Hepsinde birer tane var. O halde 10 faktöriyelin 10. kuvveti demem gerekiyor benim bunların çarpımına. Çarpı bitmedi. Bir de ne var? Bakınız. 2 üzeri 10, 3 üzeri 10, 4 üzeri 10, en son 10 üzeri 10'a kadar olan sayıların da çarpımı var. Bunların her birinin üstüne 10. Yani şöyle 2 üzeri 10, 3 üzeri 10, 4 üzeri 10 çarpı nokta 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 çarpı 10 üzeri 10 diyeceğiz. Bunların her birinin üstü 10 olduğu için ben tabanları çarpıp üstüne 10 yazacağım. 2'den 10'a kadar olan sayıların çarpımı ne? Hocam 10 faktöriyel. Üzeri 10 yazacakmışız demek. Güzel. Cevap 10 faktöriyelin 10. kuvveti çarpı 10 faktöriyelin 10. kuvveti. Bu da nedir? 10 faktöriyelin 20. kuvvetinin ta kendisidir. Cevap da Edirne'dir diyebiliriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Umarım çözmüşsündür sen de benimle beraber. 9. sorumuz. Banu içinde 18 adet 0-5 uç olan bir kutudan Sena, Melis ve Can'a eşit sayıda uç verince kutuda uçların 1 bölü 3'ü kalmıştır. Buna göre Banu'nun Sena'ya verdiği uçların sayısının kutuda kalan uç sayısına oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi 18 tane ucumuz varmış ya kutuda. Bu kutuda uçların 1 bölü 3'ü kalmış çeşitli dağıtımları yaptıktan sonra. Peki bunun 1 bölü 3'ü kaçtır sevgili gençler? 6'dır. 3'e böldük. Toplamda ne kadar uç vermiş? 12 tane uç vermiş oluyor ve hem Sena'ya hem Melis'e hem de Can'a eşit sayıda 3 verdiğine göre 3'e bölerim ben bunu. Demek ki her birine 4 tane vermiştir. Şimdi Banu Sena'ya 4 tane vermiş. Diyor ki verdiği uçların sayısının kutuda kalan uç sayısı, o da nedir? Kutuda kalan 6'ydı. Demek ki cevabımız 4 bölü 6, yani 2 bölü 3 olacak diyeceğiz. Cevabımız Edirne. Bence tam olarak TYT'nin başlangıç sorusu olabilecek bir soru. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına belirtebilirsiniz sevgili gençler. Devam edelim 10. sorumuzla. Biri 20 cm, diğeri de 21 cm ölçen iki cetvel şekildeki gibi hizalanmış. Buna göre diyor şekildeki kalemin boyu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar şekildeki kalemin boyunu bir kere x'ten 20'ye kadar olduğu için ben bu kalemin boyuna 20-x derim. Bir sıkıntı yok. Tabi şöyle de bir durum var. Şurası kaç santim normalde? Hocam 2 santim. Çünkü 0'dan 2'ye kadar.
Peki şurası kaç santim? 21 eksi x artı 3 santimetre değil mi burası da? Evet. E burası birbiriyle şu şekilde çakışmıyor mu sevgili gençler? Demek ki 21 eksi x artı 3 x'e eşitmiş. Yani 21 eksi x eksi 3 eşittir x'miş. Yani 2x eşittir 21'den 3'ü çıkardım 18'miş. Yani x 9'muş. Bize kalemin boyu sorulmuştu. Kalemin boyu 20 eksi x'ti. Cevap 20 eksi 9'dan kaç olacaktır? 11 olacaktır deriz. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde böylelikle verilmiş olur. Tam olarak ÖSYM ayarında soru tipleri diyorum sevgili gençler. Ben bunlara haberiniz olsun. Hele ki bu sene ÖSYM'nin yapacağı TYT sınavının ben daha da kolay olacağını bekliyorum. Bu konu hakkında sizlere güzel bir videoyla bir bilgilendirme yapacağım, haberiniz olsun. Sakın kaçırmayın o videoyu, pişman olmayın. Bir sınıftaki öğrencilerden her biri birbirinden ve boş kümeden farklı birer küme yazmış. Herkes hem birbirinden farklı hem de boş kümeden farklı kümeler yazıyor. Ve ben bu tüm kümeleri birleştirdiğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesini elde ediyorum. Buna göre diyor bu sınıfta en çok kaç tane öğrenci olabilir? Şimdi kardeşim şöyle düşünüyorsun, tam bir alt küme sorusu. 1'den 6'ya kadar olan sayıların oluşturduğu küme bu elemanların, yani eleman derken bu çocukların yazdıkları birbirinden farklı ve boş kümeden farklı olan kümelerin birleşimiymiş. Hadi bir de boş küme olmuş olsaydı sevgili gençler. Boş küme var. Bir elemanlı alt kümeler var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunların her birine ayrı ayrı kümeler yerleştirdiğimiz zaman birer elemanlı küme yazan öğrenciler, ikişer elemanlı küme yazan öğrenciler, üçer, dörder, beşer, altışar elemanlı küme yazan öğrencilerimiz de olacaktır. En çok kaç tane öğrenci bulunuyor diyorsa. Yoksa ben derim ki bu sınıfta bir tane öğrenci vardır, o da 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı yazmıştır derim, atarım keserim olayı. Ama burada en çok kaç öğrenci vardır diye sorulduğuna göre bir elemanlı, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı küme yazan öğrencileri de düşünmemiz gerekiyor burada. O halde aslına bakarsanız şunun tüm alt kümeleri hem birbirinden farklıdır sevgili gençler. Sadece tek farkı içlerinde boş kümede vardır alt kümelerin. 2 üzeri 6 tanedir, yani 64 tanedir. Boş kümeden farklı diyorsa boş kümeyi yazabilen bir öğrenci çıkmayacağına göre bundan 1 çıkaracaksınız ve cevabın 63 olması gerektiğini söyleyeceksiniz sevgili gençler. Diyorum ve geçiyoruz son sorumuza. 12. sorumuzdayız sevgili gençler. Diyor ki Ela, 12. soruyu çözmeden önce bu arada yine bir subliminal mesaj, yine bir marka yerleştirme. Sevgili gençler, sizden ricam, kanala abone değilseniz hala abone olursanız ve bu videoyu da beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Evet, kısa bir moladan sonra Ela diyor, kenar uzunlukları 40 cm ve 72 cm olan dikdörtgen biçimindeki turuncu renkli bir kartonun kısa ve uzun kenarlarına sarı renkli birbirine eş dikdörtgen kartonları aşağıdaki gibi ekleyerek kare biçiminde bir karton oluşturmak istiyor. Bakınız, bu kız buraya bu şekilde bir dikdörtgen koymuş ve kenarlara da eş kareler olacak biçimde yine ne yerleştirmiş sevgili gençler? Kartonlar yerleştirerek ne oluşturmaya çalışıyor? Bir kare biçiminde bir karton oluşturmaya çalışıyor. Buna göre Ela'nın oluşturduğu kare biçimindeki kartonun bir kenarı en az kaç santimetredir diye sorulmuş. Biz burada küçük kartonlarımızın, yani küçük kare kartonlarımızın bir kenarının uzunluğunu bulmak zorundayız. Bu arada bunlar kare değil, dikdörtgen karton sevgili gençler, kusura bakmayın. Şimdi ben 40'ı 2'ye böldüğüm zaman şuralar 20'ye 20 olacaktır. 72'yi de 1, 2, 3, 4 tane karton sığmış oraya. 72'yi de 4'e böldüğüm zaman bunlar 18'erlik olmak zorundadır. Şimdi bunu bulduk, güzel. Bizim için şu gerekiyor. 18 ve 20'nin ortak katını bulmamız gerekiyor. Hocam 18 ve 20'nin en küçük ortak katını bulurken de ben bunu 2 kere 9, bunu da 2 kere 10 olduğunu biliyorum. İkiler zaten EBOB'ları bunların. 9 ile 10'da aralarında asal olduklarında 9 kere 10 90 derim, çarpı 2'den 180, bunların ekoku gelir. 180 işte sevgili gençler, oluşturulacak olan karenin bir kenarının uzunluğu 180'dir diyeceğiz. Cevap Edirne. Bu soruyu biraz daha zorlaştırabilir miyiz veya bir tık daha üst düzey bir soru haline getirebilir miyiz? Neden olmasın? Şu sorulabilirdi. Bu oluşturulacak 180, bu oluşturulacak karenin, yeni karenin
İçerisinde kaç tane şu sarı kartonlardan kullanılmıştır diye sorabilirdi. Sen de o zaman derdin ki oluşturulacak olanın karenin alanı 180 çarpı 180. Benim kullanacağım şunların da alanı 18 çarpı 20'dir derdin. Şimdi şunu şuna böldüm. 10 geldi. Bunu buna böldüm 9 geldi. 9 kere 10'dan 90 tane mi kullanılmış hocam diyeceksin. Hayır. Ben sana diyeceğim ki 90 tane değil. 82 tane kullanılmış diyeceğim. Neden? Çünkü sevgili gençler, genelde sınav esnasında heyecanlı olduğumuzdan şu kısım unutulur. Burada küçük kareler değil, büyük bir karton kullanılmıştı ve bu büyük karton da aslına bakarsanız 8 tane küçük kartonla eşdeğer aslına bakarsanız. Dolayısıyla ben bu 180'e 180 oluşturduğum zaman şu kısmı için sarı karton kullanmayacağımdan ve burası da 8 tane kartona bedel olduğu için 90'dan 8'i çıkaracağım ve cevaba 82 diyecektim. Bu kaç tane sarı karton kullanılmıştırın cevabı. Bizim yapacağımız şey, bize sorulan şeyi biz zaten bulmuştuk. Bir kenarı kaç santimetre olmalıdır sorusunun cevabı 180'di. Evet gençler, bu videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videomuzda görüşürüz. Yarın limit türev integral kampının ikincisi var. Limit türev integral kamplarında birbirinden güzel olabildiğince böyle hem zor sayılabilecek hem de böyle ufkunu genişletecek sorular var. Çok böyle dip köşe bucak olan sorular var. Yani sen konuyu aslında biliyorsundur ama soruyu okuyorsundur. Soru üzerinde mutlaka işlemleri de yapıyorsun ama soru çıkmıyordur. İşte o dip köşe bucak olan bilgilerle çözülen sorular var ya, işte o sorulardan. Tamam, bunları da kaçırma. Evet, sonraki videomuzda görüşürüz. Dikkat et kendine, hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol da matematik çalışmayı unutma.